Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an sizi Event 1'in sonrasından, hemen sonrasından karşılıyorum videoya. Gördüğünüz gibi ananasımı yiyorum şu anda. Event 1 bitti. Event 1 öncesinde hiçbir şey yemeden birkaç hurma sadece alıp sabah uyanıp dedike bir şekilde ilk antrenmana odaklanmak istedik. O yüzden girişi de şu andan yapıyoruz. Sizi hemen Event 1'e gönderiyorum. Event 1 iyi ki dedike olarak girmişiz. Zorlu geçti biraz ama 6. olarak tamamladık Event 1'i. Ciğerlerim soldu. Hemen de geldik. Şimdi kahvaltıya geçeceğiz. Kahvaltı öncesi birazcık açılayım diye meyveyle başladım. İştahımız açılsın, güzel bir kahvaltı edelim. 3 saat sonra da ikinci event var. Evet, biraz kendime geldim. Şimdi meyveden sonra birazcık açıldık. Hemen gittik aldık güzel bir böyle ızgara sebzeli bir sandviç. Tatlı patatesli, lorlu, pancarlı, bir tane de böyle salatamsı bir tabak aldık. Kahvaltı niyetine bunları gömeceğiz. Alikan'la beraber, Alikan da güzel bir sandviç aldı. Sonra da Murat Hoca'nın ilk eventi var. Oraya geçip arkasından da benim ikinci evente geçeceğiz. Evet, üçüncü eventi de bitirdik. Son scale kategorisi için, benim kategorim için dördüncü evente birazdan gireceğiz. Bayağı zorlu bir gün geçti. Dördüncü evente de 3 RM yani 3 rep max hang clean alacağız. Kaldırabileceğimiz maksimum ağırlığı kaldıracağız 3 tekrarda hang clean hareketinde. Gerçekten yorulduk ettik ama artık sonun böyle şeyini çıkartacağız bir şekilde. Gördüğünüz gibi Terragun Mini'yi de seyahatlerde oldukça keyifle ve rahatlıkla taşıyabiliyoruz. Yine bütün event aralarında, event öncelerinde, sonralarında kendisiyle güzel ilişki yaşıyoruz.
Evet, şimdi bütün aksiyonu vesaireyi izlediniz. Geldik videonun aslında tüm bu serüveni, bu Amsterdam serüveninin yarışması, gidişi, gelişi, her şeyin değerlendirme kısmına geldik. Açıkçası en baştan başlayacağım. Size şöyle güzel bir değerlendirme bölümü yapmış olmak istiyordum. Biraz zaman geçti aradan bu kısmı hazırlamak için, hastalandık vesaire. Neyse, geliyorum, başlıyorum. Şimdi öncelikle bunun öncesinde bir vize hazırlığı, işte maalesef ki Türkiye'nin içinde bulunduğu genel durumlardan ötürü Avrupa ülkelerine, özellikle Hollanda'ya vize almak kısmında da zorlanabileceğiniz aşamalar var. Allah'tan çok fazla zorlanmadım ben ama bunun için de ekstra masraflar harcamak zorunda kaldım. İşte vize başvurusu, onun hızlı çıkabilmesi için ben yani 1-1,5 ay öncesinden başlattım işlemleri ama o kadar uzun sıralar ve işte politik durumlardan ötürü yavaş ilerleyen süreçler varmış ki, bir de VIP hizmet satın almak zorunda kaldım. Bu da bana ekstra 70 euroya mal oldu. O yüzden totalde yani hani 115 euro vize başvurusu ücreti sadece, 70 euro VIP, 50 euro acente ücreti falan filan, siz yapın hesabı, ben yapmak ya da yaptırmak istemiyorum. İsterseniz kendiniz yapabilirsiniz. Bunun yanında tabii ki uçak biletleri vesairesi birazcık göz korkutan bir hal vardı olabiliyor öncesinde. Ama burada değerlendirirken işte siz de yarışıyorsanız ya da işte kendi alanınızdaki bu tarz harcama gerektiren durumlarda bunun size getirebileceği artı ve eksileri düşünmeniz lazım. Ben bunu düşünerek açıkçası hareket etmeye çalıştım. Gerçekten benim için hem prestij olarak, hem reputasyon olarak, hem tecrübe olarak çok fazla şey katacağını düşündüğüm bir okazyondu diyelim. Amsterdam Trof Down, Avrupa'daki önemli yarışmalardan bir tanesi de olarak adlandırabileceğimiz bir yarışma aslında, yarışmaydı. Murat Hocalarla beraber katıldık. Neyren abla, Murat Hoca, hepsi birlikte geldi. Murat Hocam da 3. oldu. Ben de 6. olarak tamamladım yarışmayı. Neyse ki vizelerimiz sıkıntısız bir şekilde çıktı. Birlikte aynı uçağı almıştık. Birlikte yolculuk yaptık. Birlikte indik. İlk böyle benim ilk kez Amsterdam'a gidişimdi. Gerçekten çok çok güzel bir şehirmiş. Fazla soğuktu. Kupkuru bir soğuk var ama buna hani hazırlıklıydım. Çok fazla giden arkadaşım vesaire olduğu için çevremde bana bahsetmişlerdi. Özellikle o tarihlerde, aralığın başıydı. Biz 1 Aralık'ta gittim ben, biliyorsunuz. Yarışmada 3-4 Aralık'taydı. Çok soğuk olacağını, çok ona göre hazırlıklı kıyafetli vesaireydi. İşte yanına ilaçlar ya da işte vitaminler, onlar bunlar olarak tedarikli gitmem gerektiğini söylemişlerdi. O yüzden buna hazırlıklıydım ama talihsizlik, ben tam gitmeden önceki gün hastalandım. Orada da soğuğun da etkisiyle ne kadar ne alırsanız alın artık o başlamış olduğu için birazcık o süreç kötü geçti o anlamda. Ama tabii ona odaklanmamaya çalışarak yarışmada birazcık yarışmayı ne kadar engeller diye korkuyordum açıkçası. Tabii ki etkilerini gördüm ama en azından gözümü kapayıp bir şekilde gidebildim. Isındıktan sonra en azından o mentalitede onu düşünmeden bir şeyler yapabildim. Tabii ki fiziksel olarak etkilemiştir beni ama yine de 6. olarak tamamladım yarışmayı. Benim için çok mutluluk verici bir şeydi. Dediğim gibi Amsterdam çok güzel bir şehirmiş. Gezdik, dolaştık ama onunla alakalı bütün detaylara girmeden yarışmayla alakalı neler hissettiğimi söylemek istiyorum açıkçası. Genel olarak bir grup olarak gittik gibi düşünebilirsiniz oraya. İşte Murat Hocalar Atlet Training TR ekibi olarak, finale kalanlar ve izlemeye gelen arkadaşlarımız. Yarışma dediğim gibi tecrübe olarak çok güzeldi. Atletler, çeşitli atletler, işte dediğim gibi her kategoride çok güzel, çok iyi atletler vardı. Onları izlemek, onlarla yarışmak gerçekten keyif vericiydi. Ben Scaled kategorisinde yarıştım. Murat Hocam Master'da yarıştı. Umarız önümüzdeki senelerde ben elit olarak yarışabilirim diye temenni edelim. Onunla alakalı, aslında bu kategorilerle alakalı, Scaled kategorilerinde maalesef ki neredeyse hiç skill gerektiren bir hareket yoktu. Ya da işte hareket kombinasyonu yoktu. Tamamıyla temel aslında sizin iş kapasitenizi ve ciğer kapasitenizi ölçmüşler. Çok basic hareketlerden oluşan, çok basic transition'lardan oluşan, efficiency'ye, efektifliğe, hareket geçişlerine çok önem veren gerçekten antrenman içerikleri vardı. Yani örneğin skill gerektiren ya da jimnastik hareketi olarak işte burpee'yi de jimnastik sayarsak burpee. Bir antrenmanda sadece 5 pull-up vardı. Onun haricinde tabii ki skill kategorisinde çok fazla skill gerektiren şeyler beklemiyorsunuz ama biraz daha bu kadar çalışıyoruz, kapsamlı çalışıyoruz. Fark yaratabilecek hareket ya da kombinasyonların olması bazı şeylerde bazı insanları öne çıkartabilir. Bazılarının çok fazla bu basic tarafta öne çıkanların da en azından nasıl diyeyim size, ne bileyim, yeri geldi arayı açmasını, yeri geldi farklılaşmasını ve hem görsel heyecanın, görsele hitap eden heyecanın, hem de aynı şekilde sıralamalardaki heyecanın artmasını sağlayabilirdi. Ama ona çok kafa yorulmamış gibi geldi açıkçası. Basic tutmaya çalışılmışlar ya da kafa yorulduysa da bu yönde yorulmuş diye söyleyeyim. Sadece bir tane 4 event vardı Scaled'da. Sadece bir eventte gücümüzü ve işte aslında halter kapasitemizi ölçmüşlerdi. 3 RM yani 3 rep 3 rep max dediğimiz 3 rep max dediğimiz 3 tekrarda bulabileceğimiz maksimum hang clean
hareketindeki maksimum kilomuzu sormuşlardı. Burada bir tek dediğim gibi işte spesifik olarak güç ve halter kapasitemizi, tekniğimizi ölçmüşler. Onun dışında diğer kategorilerdeki aslında içerikler çok güzeldi. Handstand walk'lar, işte bar muscle up'lar vesaire, böyle gerçekten böyle biraz daha görsel şölen vardı diğer kategorilerde. Onun haricinde yarışmayla alakalı güzel yanlarının dışında benim verebileceğim bir, nasıl diyeyim size, yapıcı bir eleştiri olarak bunu almalarını eğer izleyen olursa ya da siz de giderken gözlemleme şansınız olursa buna göre gözlemleme yapabilirsiniz belki daha sonraki senelerde. Açıkçası yarışmaya katılım haricinde, örneğin biz yarışmaya işte eleme için 25 euro, sonrasında da işte final için 100 euro gibi bir ücret ödedik finale katılım için. Onun haricindeki diğer masrafları saymıyorum. Ama bu tabii ki göze aldığımız bir şeydi. Ama izlemeye gelen spectator dediğimiz, yani izleyici kitlesinden de oraya, alana girilebilmesi için günlük ya da hafta sonu tamamı için bilet satımı oldu. Örneğin işte Ali Kağan geldi, videoyu çekti biliyorsunuz. Ya da işte ne bileyim Neyran Hoca geldi Murat abiyi izlemek için gibi gibi. Hani koçluk ya da izleyici olarak, destekleyici olarak gelen bizim başka arkadaşlarımız da vardı. Biz işte tek günlük alırsanız 17 euro, çift günlük hafta sonu paket alırsanız 25 euro gibi bir ücret ödedik. Ama maalesef ki izleyiciler için, izlemek için bir tribün vesaire ya da konforlu bir izleme alanı yoktu. Sadece her heat'te diyeyim size yakını olan, tanıdığı olan ya da işte birkaç tane de ekstra izleyiciniz olabileceği bir alanın etrafında konuşlandırılmış. Ve dediğim gibi çok yüksek sayıda izleyicinin izleyemeyeceği, göremeyeceği bir alandaydı. Dediğim gibi ne tribün ya da daha konforlu bir izleyici alanı yoktu. Onun haricinde atletlerin dinlenmesi için ya da ne bileyim eşyalarını koyması için böyle yeterli bir alan yoktu. Çok soğuktu. Ben yerlere yatan insanlar gördüm. Biz alışkın değildik. Yerlere yatamazdık yani. Belki onlar alışkındır. Çok soğuktu gerçekten ve hakikaten hasta olabilirsiniz. Zaten hasta olmuştum ben. Sağ olsun arkadaşlarımızın yakındaki otellerine gittik. Bizim otelimiz biraz daha uzaktaydı. Oralarda dinlendik. Ya da yan tarafta çok güzel bir yemek alanı, kocaman bir AVMM'si, daha doğrusu food market dediğimiz işte yemek marketi, işte hem normal marketi olan içinde hem yemek alanı olan vesaire bir alan vardı. Daha çok orada vaktimizi geçirdik. Orası da bu arada Jumbo Food Market diye geçiyordu. Kesinlikle bundan sonra gideceklerin aklında bulundurması gereken bir yer. Sadece hani yarışmaya falan gitmenize gerek yok. Amsterdam'da gezerken hem uygun hem de çok lezzetli yemekler yiyebileceğiniz, market alışverişiniz yapabileceğiniz müthiş bir yer gerçekten. Murat hocamlar zaten biliyordu. Biz direkt oraya gittik. O yüzden gitmeden önce bunu bilmek ya da gittiğimizde böyle bir yeri direkt bulabilmek çok avantajlı olmuştu. Sizin de aklınızda olsun. Jumbo Food Market diye şimdiden notlarınızı alabilirsiniz. Onun haricinde dediğim gibi izleyici alanı biraz problemliydi. Atletlerin dinlenme alanı biraz problemliydi olmamasından kaynaklı. Isınma alanı gayet geniş ve ferahtı. Herkes rahatlıkla ısınabiliyordu. Oradaki organizasyonu da açıkçası oldukça iyi yapmışlardı. Zamanlar neredeyse hiç kaymadı. Son gün biraz, ikinci günde kaymalar oldu. Bir 15-20 dakika kadar. Ama çok böyle büyük kaymalar olmadı. Genel olarak plana sadık kaldılar. Yarıştık ettik, bu bitti. Sonrasında da tabii ki gezmeye başladık biz. Özellikle benimki sadece cumartesiydi. 3 Aralık günü cumartesiydi sadece. Ben akşamında zaten biz Ali Kağan'la 6. olarak tamamladım. Tabii ki bir ilk akşam biraz üzüntü vardı. Çünkü daha iyi yapabileceğim şeyleri, yapabileceğime inandığım şeyler vardı. O birazcık böyle bende hani en azından ilk 5'in içerisinde ya da işte hatta yani ilk 3'ün içerisinde bitirebilir miyim diye böyle şeyler vardı. Ama hiçbir zaman keşkemiz yok. Öyle olması gerekiyordu. Öyle oldu. Farklı ülkede bir yarışmaya gidiyorsunuz. Ne bileyim bir hafta 10 gün öncesinden gidip oraya hazırlanma gibi böyle bir imkanınız yoksa tabii ki böyle şeyler olabilir. Hastalık olabilir, başka şeyler olabilir, sakatlık olabilir. O yüzden bunlar her zaman dahil olan faktörler. Böyle oldu. 6. olduk. Bu benim için yine de totaldeki 3. yarışmamdı. 2. bireysel yarışmamdı. 6. olarak ilk global yarışmamda tamamlamak benim için gerçekten çok mutluluk verici bir şey oldu. Ama tabii ki ilk günün sonunda böyle bir küçük hayal kırıklığı demeyelim de bir küçük böyle burukluk falan olabiliyor. Ya ama çabuk atlattım. Hemen akşamında eğlenmeye başladık. Ertesi gün Murat Hoca'yı da yine tekrar desteklemeye geldik. O da 3. olarak bitirdi. Müthişti. Böyle bayrakları astık falan filan. Sonra hep birlikte gezmeye ve eğlenmeye başladık tabii ki. Amsterdam yani yürüyerek birkaç saatte böyle rahatlıkla gezebileceğiniz, yürümekte rahatsızlık çekmeyeceğiniz, ne bileyim yapısıyla, mimarisiyle, işte çeşitli yerleriyle, yemek yerleriyle vesaire, lezzetleriyle, tarihi yapısıyla böyle çok güzel bir yer haline gelmiş. Yani öyleydi muhtemelen de ben ilk defa gittiğim için güzel bir yer haline gelmiş diyorum sanki yeni gelmiş gibi. Yani ben yapısını çok beğendim. Birçok yerde de Avrupa'da sanırım böyleymiş ama ben çok fazla yere gitmedim Avrupa'da. Amerika'ya gitmiştim. Yüksek binalar yok. Şehrin içinde, merkezinde dahi çok aşırı bir kalabalık yok. Tabii ki turistik yerler olduğu için hani turistlerin vesaire kalabalık olan yerler illaki olur ama bir İstanbul kalabalığı hiçbir yerde görmedim. Yollar geniş, kaldırımlar geniş, herkes genel olarak birbirine saygılı, kimse kimsenin umurunda değil, rahat
rahatlıkla geziyorsunuz, dolaşıyorsunuz. Zaten birçok şey legal. Hani herkes istediği şeyi istediği şekilde o legal çerçevede yapabiliyor. Onun haricinde patates... Patates çok önemli bir konuydu. Yani yarışmadan sonraki 2-3 gün kahvaltı, akşam yemeği patatesle geçti. Arada başka şeyler de yedik falan filan ama bu külahta büyük farklı bir türde bir patatesle yapılan büyük büyük dilimlerle falan böyle çeşitli soslarla falan yediğiniz bir patates. Ne denir ona? Patates restoranda değil de işte alıp dolaşıyorsunuz külahta, büyük külahta patateslerle. Onlar çok güzeldi. Alikan şuralara bir yere fotoğrafımı ya da fotoğrafımızı koymuştur. Onun dışında işte ne bileyim kafeler, barlar, onlar vesaire çok otantik yerler vardı. Bir yere girdik mesela oturmaya, ısınmak için. O neot Amsterdam'ın en eski pub'ıymış. Barı mıymış, pub'ı mıymış neyse. Şansımıza denk geldi. Biz soğukta üşüdük dolaşırken gün içerisinde. Bir yere girdik bomboş diye. Kapalı sandık hatta. Yeni açmış meğer falan, böyle değişik bir hikayesi oldu. Hatta Murat Hoca, Murat abi dedi işte orada oturup sohbet ederken. Ulan dedi şimdi dedi burası dedi bir sorsak dedi işte ne bileyim bir hikayesi çıksa ne güzel olmaz mı falan dedi. Çünkü içerisi çok nostaljik falan, böyle güzel bir görüntü vardı. Hakikaten bir sorduk. Amsterdam'ın en eski barıymış arkadaşlar. 1650'de kurulmuş, açılmış. Böyle içeride fıçılar vesaire bilmem ne, hepsinin ayrı bir hikayesi var. Çok detaya girmiyorum. Adını da unuttum. Alikan fotoğrafını çekmiştin. Bir yere koyarsın. Güzel olur. İsteyenler gidip baksın, görsün. Sonrasında da aslında ben biraz daha uzun süre kalacaktım Amsterdam'da ama hastalandım. Dediğim gibi hastalık ilerledi. Yani dudaklarım falan kurudu. O soğukta patladı bilmem ne, bir şeyler oldu. Daha yeni yeni kendine geldi açıkçası. O yüzden videoyu da biraz geç çekebildim bu değerlendirme kısmı. Ciddi birazcık sıkıntılıydı benim için ama bir yandan eğlenmemi de hiçbir zaman hiç eksik etmedim ona odaklanmadan. Döndükten sonra acısı çıktı biraz ama olsun. Umarım bir şey atlamamışımdır. Umarım bir şey unutmamışımdır. Bu tarz herhangi bir Amsterdam'la alakalı yarışma ya da başka yarışmalarla alakalı aklına takılan, CrossFit'le alakalı aklınıza takılan, CrossFit camiası dışından biriyseniz sorular, konular, yorumlar varsa lütfen aşağıda bizlere yazın. Instagram'dan, mailden ya da işte dediğim gibi videonun yorumlarına yazın ki biz de işte diğer videolarda aklımızda tutalım, bu soruları yanıtlamaya çalışalım. Gerekirse özel olarak size dönelim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Katıl butonuna destek olmak isterseniz tıklayabilirsiniz, bize destek olabilirsiniz. Abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Videolarımızı çevrenizle, arkadaşlarınızla paylaşırsanız bu bize çok büyük destek sağlar ve videoyu beğenirseniz aynı şekilde bu bizim etkileşimimizi arttıracaktır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere.